Selamünaleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü izi dersimizde faslun fil mudafi mudaf konusunu işleyeceğiz. Aslında biz Bina kitabını okuduğumuzda mudafı birazcık okumuştuk yani bir e, kaba taslak bir e, tanımını öğrenmiştik. Ve bir de mudafın olmazsa olmazı idgam meselesini de e, daha doğrusu idgamla alakalı hükümleri de bahsetmiştik. Evet. Burada da tekrardan mudaf konusu geldi. Mudaf Bildiğiniz üzere bir fiil içerisinde iki tane aynı harfin yan yana bulunmasıdır. Bir fiil içerisinde iki harf yan yana bulunursa yani aynı harf ikisi de aynı harf. Misalen medde fiilinde olduğu gibi bunun e, açılımına baktığımızda medede deriz. Medede iki tane dal harfi yan yana var. İki harf yan yana olduğunda bu fiile biz mudaf ismini veriyoruz. Yani şura dikkatinizi çekmek istiyorum. İdgam olsun ya da olmaz. İki harf yan yana bulunduğu halde olan bir fiile biz mudaf ismini veririz. Tabi mudafa idgam lahık olur. İdgam dahil olur yani. Şimdi şöyle bir durum var. Medede şeklinde iki tane harf yan yana geldiğinde ikincisi harekeli olursa burada idgam vacip olur. Yani hiçbir hiçbir konuşmacı, hiçbir Arap medede demez. Yani bir Arap konuşma yaptığı zaman medede şeklinde söylemez. Meddedir. Medde. İdgamlı bir şekilde söyle. Tabi idgamın farklı hükümleri var. İdgamın vacip olduğu yerler var. Mümteni olduğu yerler var. Yani kesinlikle idgam yapmanın caiz olmadığı yerler var. O iki harf yan yana ayrık bir şekilde duracağı yerler var. Bir de idgamın caiz olduğu yerler var. Yani idgam yapıp yapmamakta muhayyer olduğumuz yerler. E, tabi idgamla mudaf konusu çok iç içe bir konudur. E, i̇dgam, mudaf konusunun bir nevi e, en mühim meselelerinden bir tanesidir. Mudaf ise zaten söylediğimiz gibi bir fiil içerisinde aynı iki harfin yan yana bulunması durumudur. Evet, Bismillah diyelim ve okumaya başlayalım ibaremizi. Faslun, bu fasıl fil mudafi mudaf hakkındadır. Ve yuqalu söylenir. Lehu o mudafa el-esammu. Esam şeklinde söylenir. Esam kelimesi sağır anlamındadır. Sağır demek. Peki niye mudafa sağır diyorlar? Niye böyle bir kelimeyle hitap ediyorlar? Şiddeti. Şiddetinden dolayı. Hani misalen yeni bir kulağı iyi işitmeyen bir, iyi işitmeyen bir kimseye bir şey anlatacağımız vakit daha böyle sesli şiddetli anlatıyoruz. E bu mudaf fiillerde bir şiddet var. O e, genellikle mudafa idgam geldiği için idgam e, harfin şeddeli bir şekilde okunması. İki tane harfin iç içe geçip şeddeli okunmasıdır. E, bu durumda bir şiddet oluşur. Misalen medde, vedde E'adde. Bakın dikkat edin bir şiddet oluşuyor şedde yaptığımızdan dolayı. Evet. Demek ki ve esam mu li şiddeti. Şiddetinden dolayı bazı Araplar esam ismiyle de isimlendirmişler. Ve huve mudaf mine thulethil mucerreti. Yani Hu e, o manası da tabi bu o derken kasıt mudaf. Şu an mudafı işliyoruz. Ve huve o mudaf mine thulethil mucerreti. Sülasi mücerrette Bir de vel fi sülasi mezitte yani kısacası sülasi kalıplarında ister mücerret olsun ister mezidun fi olsun fark etmez hangi şekil olur ma o öyle bir şeydir ki kane oldu aynuhu aynel fiili ve lamuhu fiili oldu ne oldu min cinsin vahidin bir cins oldu tek cins misalen burada musannifimiz de örnek vermiş ki redde gibi redde ve e'adde gibi. E'adde tabi redde sülasiye, e, sülasi kalıbının e, misalidir. E'adde ise sülasi mezidin. Daha doğrusu her ikisi de sülasidir. Fakat biri sülasi mücerreddir e, redde. E, e adde ise sulasi mezittir. Evet. Diyor fe inne muhakkaki asluhu fe inne aslehuma bunların asılları burası fetha olacak. Bunu inşallah dersen sonra bu harekeyi düzeltelim PDF'mizde. Fe inne muhakkaki aslehuma bunun aslı redededir. Redede. Bakın dikkat edin redden aslı redededir. Ve a'dededir. Peki nasıl oluyor da misalen redde de redde oluyor? Arapçada kat'i bir kural var. Bunu çok iyi bilelim. Çok iyi öğrenelim, ezberleyelim. İki tane aynı harf yan yana geldiğinde ikincisi harekeli ise birincisini sakin bırakırız. Birincisini sakin bırakırız. Ve birinci ikinciye girdiririz. İdraç ettiririz, girdiririz. Bu şekilde reddederiz. Mesela A'de'de. A'de'de de aynı şekilde. Bakın burada ikinci harfin harekeli olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii A'de'de şöyle bir durum var. Şu birinci dalı sakin bırakıp ikincisine girdireceğiz. Tabii bu dalı sakin bırakırsak kendinden önceki aynı da sakin. E, burada sıkıntı olacak. Bu yüzden bu da dalın harekesini eğer ki bu idgam olacak harflerden birin bir tanesinin kendinden öncesi sakinse bunun hareketini ona naklediyoruz. Ona veriyoruz. Sonra idgam ediyoruz. Yani e'de de dalın hareketini bu ayna veriyoruz. E, e, ad de oluyor. Sonra idgam e, sonra idgam ediyoruz e adde şeklinde söylüyoruz. Evet, musannef de söylemiş. Fe uskineti dalul ula birinci dal sakin bırakılır faud ricet'te ikinci ikincisine girdirilir redde olur. Bakın aslı de. İdgam yaptık redde. Yine aynı şekilde medede bakın medede ikinci ikinci dal harfi harekerli olduğu için burada idgam vacip. O yüzden birinci dalı sakin bırakıp ikincisine girdiriyoruz medde. Uzattı anlamındadır. Bu arada fiillerin manası olarak redde bir şeyi reddetti. Reddetti anlamına gelir. Redde yani geri çevirdi. Reddetti anlamına geliyor. Bir de e'adde. E'adde de hazırladığı anlamına gelir. Evet hazırladı. Şimdi burada şöyle bir durum var tabi. Redde geri çevirmek anlamında fakat bu bizim Türkçedeki gibi değil biraz. Misal verelim. Biri size selam verse, selamun aleyküm dese, siz de cevap olarak cevap olarak bu kişinin selamını geri verseniz, bakın buna da redde kar yani redde ile bu tabir yapılabiliyor. Yani selamını geri çevirdi. Hani biri selam verdiğinde siz de onun selamını alıp aleyküm selam şeklinde hitap ettiğinizde onun selamını ona tekrardan geri çevirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde de iade e, yani daha doğrusu selamı geri e, geri verdi, geri iade etti. Hani bu kötü anlamda değil. Fakat e, geri verdi, iade etti anlamına da geliyor. Reddetti anlamına geliyor. Evet. Şimdi sülasiden öğrendik. Kısacası mudaf sülasıyla aynel fiil ve lamel fiilinin min vahit olmaz. Tek cins olmaz. Yani ister sülasi mücerret olsun mezit fark etmez. Aynel fiil, lamel fiil tek cinse biz buna mudaf diyoruz. Ha bu arada şurası çok önemli bazen karıştırılabiliyor. İdgam olsun ya da olmasın mudaftır. Misalen medette fiili. Medette. Medette de idgam caiz değil. Çünkü ikinci dal sakindir. Medette. İkinci dal sakin. İkinci dal sakin olunca birincisini ikincisine girdiremiyoruz. Çünkü girdirebilmek için ikincisinin de hareketli olması lazım. İkinci dal harfinin. E burada idgam olmuyor diye bu fiil mudaflıktan mı çıkıyor? Hayır yine mudaf. Çünkü yine aynı el fiil ile amel fiili aynı harftir. Yine mudaftır sadece idgam burada vacip değildir. Yani idgamla mudafın farkını iyi anlayalım. Ve minel <laughs> rubayil mücerret. Rubayil mücerretten ise mudaf şöyle oluyor. Ma öyle bir şeydir ki, Rubayi Mücerret bildiğiniz gibi fa'lele kalıbında dehraca vezdinde olan fiillerdir. Ma öyle bir şeydir ki, kâne oldu fa'uhu ve la'mu. Fa'il fiil bir de la'mel fiili. Tabi fa'uhu ve la'mul ula. Birinci la'mel fiili. Hatırlarsak faalele kalıbında misalen e, rubailerin veznini şöyle ifade ediyorduk. Faul fil, aynel fil, birinci lamel fil, ikinci lamel fil. Misale dehracede o dal harfine faul fil. Sonra e, h harfine dehracedeki h harfine ise e, aynel fil diyorduk. Dehre, o re üçüncü olarak gelene birinci lamel fil. Sonda gelen cim harfine ise İkinci la'mel fiil ismini veriyorduk. İşte birinci la'mel e, faul ile birinci la'mel fiilin olmasıdır min cinsin vahidin. Tek cins olması. Bir de ve keder ki aynı şekilde aynı ve aynı Aynel fiil ve la'mel fil, O la'mel fiil ki ehthaniyetu. İkinci la'mel fiili. Bir de aynel fiil ile ikinci la'mel fiilin olması lazım. Ne olması lazım? Min cinsin vahidin. Bir cins olması lazım. İşte faul fiil ile birinci aynel fiili. Aynel fiil ile... Ee, yok estafla faul fiille birinci lamel fiili aynı el fiiliyle ikinci e, lamel fiili aynı cinsten harfler olursa biz buna mudaf diyoruz. Tabi e, rubai mücerreddeki mudaf böyledir. Ve yukalü ve aynı zamanda bu rubai mücerredin mudafına söylenir. El mutabaku aydan. Mudaf söylendiği gibi aynen mutabak da söylenir. Mutabak ismi de söylenir. Mutabak e, kelimesi birbirine birbirine bir şey uyumlu olduğu zaman mutabak şeklinde söylüyoruz. Şimdi örneğe bakalım. Nehu zelzele zilzalen fiili. Misalen zelzele dehrace kalıbındadır. Rubai mücerrettir. Zelzele yüzel zilu zilzalen şeklinde de masları gelir. Gördüğümüz gibi Musannif diyor ki Rubai mücerredi mudafı şöyle. Bu sülasiden bakın çok farklı. Sülasiden çok farklı. Faul fiille za birinci lamel fiil o da za. Bu ikisi aynı olacak. Bir de aynı el fiille bakın la. ikinci lamel fiili aynı olacak. Bakın bu da lam. zele. Misalen bir tane daha örnek verelim. Zebzebe. Zebzebe. Dikkat edersek faul fiille birinci lamel fiilinin her ikisi de ze harfi ve aynı fiil ile ikinci lamel de ba harfi böyle olduğunda bu da rubai mucerredin mudafıdır. Rubai mucerredin mudafı bu şekilde. Tabii biz genelde mudaf konusunu anlatırken rubai mücerredin mudafını çok fazla mevzu bahis etmiyoruz. Çünkü zaten rubai mücerredin mudafı tamamine sahih kalıplarına benzer. Çekimde hiçbir değişiklik olmaz artı olarak idgam da gelmiyor. Çünkü iki tane aynı yan yana harf konusu da yok. Bu yüzden biz burada hani mesele mesele burada mudaf konuşuluyorken bu yüzden Rubay Mücerredi mudafından bahsetti. Çünkü aslında burada çok fazla değişiklik olmadığı için buradan sonra bahsedeceği hükümlerin hepsi aslında şundan alakalı. Yani sülasi Mücerret ya da mezit olan, sülasilerin mudafı. Çünkü sülasilerin mudafında farklılık var. İkisi yan yana bulunuyor ve bunlar e, idgam olabiliyorlar. Bazı ihalaller, bazı değişiklikler gelebiliyor. O yüzden buradan sonra işleyeceğimiz hepsi genelde sülasi e, yani sülasi kalıpların mücerretle ve mezit vezinleri üzerinde olacak. E, Rubai mücerredin mudafını çok fazla mevzu bahis etmiyoruz. Çünkü zaten görünüş itibariyle de e, Tamamiyle sahih fiillere benziyor. Evet. Şimdi burada aklımıza bir soru gelebilir. Aslen baktığımız zaman mudaf fiiller, mudaf fiiller içerisinde illet harflerinin olmaması sebebiyle e, bunlar sanki sahih değilmiş gibi muda, yani daha doğrusu iç, e, şu şekilde ifade edelim, içlerinde illet harfi olmadığı için aslında bunlar mu'tel değil. Yani illetli değil muatel illetli demek sahih ise içerisinde illet harfi olmayan fiiller. E şimdi mesela radde fiiline bak. Radde'de içerisinde illet harfi var mı elif vav Yok. Ama sanki musannif öyle bir işliyor ki bu mudaf sahih değilmiş gibi, sahih fiil değilmiş gibi. Yani muatelmiş gibi söylüyor. Sanki muatele ilhak ediyor, ona atıyor. Niye böyledir? Buradaki şu ibare bunu bize şeydir, açıklayacak. Tabi burada ben ek şu açıklamayı da yapmış olayım. Mudafiler sahih de olabilir mi de? Yani içlerinde kimisi sahih kimisi mi Bu harflerin kendisiyle alakalı. Misalen medde fiili sahih bir fiilken bakın e, yani dikkat edersek burada m d d hepsi sahih harf. Elif vav yok. Lakin vedde fiili vedde fiili burada dikkat edersek başında vav wow olduğu için, elif vav ya da vav wow, illet tarfi olduğu için mu'tel bir fiildir. Hem mu'teldir, illetlidir hem de mudaftır. Ama bu mudaf sanki hiç sahih değilmiş de tamamıyla illetliymiş gibi mu, sanki musannif işliyor. Zaten burada dikkat çekmiş. Diyor ki ve inne ve ancak ve ilhak edildi, katıldı. El mudafu mudaf katıldı bil otellat. Mu'tellere katıldı. Yani mu'telmiş gibi muamele şey yapıyor. Yani biz sanki mu'telmiş gibi bunu yapıyoruz anlatıyorum. Mu'telmiş gibi sarfçılar muamele yapıyorlar. Niçin? Lianne çünkü harf tedaifi, tedaif harfi yani birbiri içine girmiş bu şeddeli harfler yelhaquhu ona lahık olur, ona gelir el ibdalu bazı değişiklikler ona layık olur. Bu şeddelenmiş harflerde bazı değişiklikler olabiliyor. Yani daha doğrusu şedelenmişten kasıt yani e, harfleri iki tane aynı harfin yan yana gelmesi durumunda bazı sahih fiilen nispeten farklılıklar oluşabiliyor, ibdal olabiliyor. Misalen ki kavlihim. Arapların şu sözü gibi. Diyorlar emleytu diyorlar. Emleytu. Bu bir mane emleltudur. Emleltu. Şimdi bu fiilimizin aslı emelle. Emelle. Bakın şey delidir. Ben size emelle'yi çekin desem şöyle çekeceğiz. Emelle, emelle, emellu. Emellet, emelleta. Emlelne. Emlelne. Burada tabii açmak zorunda kalıyoruz. Çünkü artık burada idram... Mümteniyadır. Kesinlikle yapamıyoruz. Çünkü o nun zamirinden sonra gelen bütün zamirler yani nasar ne, nasar te, nasar tu, o te, tu matun, ti, tu ne bunların hepsi kendinden önceki son harfin sakin olmasını, cezimli olmasını ister. Asli bir sukunla sakin olan harfi biz ne yapamayız? İdgam yapamayız. İşte bu Araplar diyelim ki emelleyi çektiklerinde tamam. Ee, bu kısma kadar idgamlı çekerler. O kısımdan sonra yani onun zamiri bitiştikten sonra cem eml emlel ne derler? Emlel te derler. Emlel tuma, emlel tum şeklinde çekip giderler. Bir böyle yapıyorlar. Emlelte şeklinde. Bir de o ikinci harfi yaya çevirebiliyorlar. Emley de yapabiliyorlar. Araplar bunu yaptıklarından dolayı. Et şimdi emleyte çevirdiğinizde bu mudaf gibi oldu. Bu yüzden bu, bu mu daha şey, e, subhanallah, estağfurullah, yaya çevirdiğimizde bu muhtel bir fiil oldu. Emleite deyince sanki bu muhtelmiş gibi gözüktü. İşte bu yüzden mudaftan muhtele ilhak edilir. Çünkü muhtelle bir bağlantısı var. Ciddi bir benzerlik var. Gördüğümüz gibi tıpkı muhtel fiillerde. Yani illet harfinin bulunduğu fiillerde nasıl değişiklik oluyorsa ileride gelecek... Aynı şekilde mudafta da oluyor. Bakın ikinci lam harfi ya'ya ya, ibdal oldu. Ya harfine kalp olmuş oldu. Bu yüzden emleytu söyledik. Ha bu bunun emleytu'nun manası bir mane emlel tudur aslında. Bir de vel hazfu. Hazf da gelebiliyor. Bazen Araplar o iki tane yan yana gelen harften bir tanesini hazf edebiliyorlar. E bu bizim motellerde karşımıza çıkan bir durumdur aslında. Yani motel fiillerde hazf genellikle oluyor. Bu da inşallah izinin ileriki kısımlarında işleyeceğiz. E bu mudafta da aynı şekilde. Hazıflar olduğu için kalpler yani bu bir harfin başka harfe dönüşmesi, kalp olması gibi durumlar olduğu için bu da mudafta motellere ilhak edilmiş, motellere katılmış. Yani aslında motel olmamasına rağmen çünkü içerisinde yani sahih olanların içerisinde illet harfi yok. M de gibi mesela. Emmelle. Bakın e l Dikkat edin. Hiçbir şekilde içerisinde illet harfi yok. Gördüğümüz gibi Araplar bu idgam daha doğrusu mudaf fiilleri Kalp ettikleri için yani bu lam harfini yaya kalbetmişler ya da hazf yaptıkları için kemakalı söyledikleri gibi mestu diyorlar ve zeltu diyorlar. Ha bu arada bu mestu kalbi mistu ve ziltu diye de okunabilir. Burada bunun caiz olduğunu göstermek için parantezde söylemişiz. Mestu ve zeltu şeklinde söylüyorlar. Bir fethil fa ve kesye. Bakın musannif söyledi. Yani faal fiilin kesrası bir de fethasıyla fethasıyla o, telaffuz edebiliriz bu iki fiili. İşte bir de diyorlar ki ehastu diyorlar. Ehastu şeklinde de söylüyorlar. Peki bunları bunlardan ne has olmuş? E yani mana şudur. Bakın mestu değindiğimizin aslı mesistudur. Mesistu ve zeliltu. Bakın burada zeltu zeliltu. Ve ahsestu. Şimdi bakın bunlar Mesela mistu dediğimiz kalıbın aslı mesistuydu. Bu hiç bu kalıba girmeden önce de messe. Messe dokundu, dokundu anlamına gelir. Messeyi çekerseniz messe mesa mesu meset meseta meses ne? şeklinde gelirsiniz mesesten mesestu mesestum mesesti mesestu ma mesestu ne? Meses tu söylersiniz yani mesistu daha doğrusu estağfurullah. mesistu şeklinde söylersiniz? Şimdi Araplar Mesistuda da diyebiliyorlar. Bazen bu sinin bir tanesini götürüp Mistuda diyebiliyorlar ya da Mestu. Mestu, Mistu ikisi de caiz. Aynı şekilde Veliltu yerine direkt Veltu ya da Viltu diyebiliyorlar. Bakın bir lamı hasf ediyorlar sanki illet harfi gibi. Normalde sayı harfler hasf olmaz. İllet harfleri hasf olur ama mudafe özel olarak sayı harf gidiyor. Aynen muhtele benzedi. Ve ve ehas bakalım misalen ehasse hissetti demek. Ehasse bunu çektiğimizde ehses tuya getirdiğimizde yani nefsi mütekellimi vahde kalıbına getirdiğimize ben hissettim ehses tu. Araplar ehses tu da diyebilir, ehas tu da diyebilir. Hasf ederek de söyleyebilir. Yani mud mudafa, Mudafa. Bu değişikler, bu değişiklikler lahık olduğu için, geldiği için o da muhtelle ilhak edilmiş. Sanki sahih değil de mortalmiş gibi muamele görüyor gördüğümüz gibi. Şimdi bu bilgiler ışığında aslında biz yeni bir şey öğrendik. Bizler şeddeli fiiller, sonu şeddeli olan fiilleri çekerken demek ki böyle de çekebiliriz. Örneğin meddeyi çekin desem bir şöyle çekersiniz. Medde medda meddu meddet meddeta mededine. Medette medettuma medettum medetti medettuma medettunne medettu tumedetne Bu bizim bildiğimiz. Ya da o iki tane yan yana geldiği yerlerde birinci dal harfini yaya yok estağfurullah. ikinci dal harfini yaya çevirebilirsiniz ya da komple ikinci dalı götürebilirsiniz. Yani şöyle. Medde medda meddum meddet meddata meded ne de diyebilirsiniz. Medeyne de direkt medde şeklinde de söyleyebilirsiniz. Ya da e, misalen biz binada öğrendiğimiz ihmerra kalıbı var. Bakın ihmarra şeklinde sen böyle diyeceğiz normalde. İhmerra ihmerra ihmerru ihmerrat ihmerrata ihmerar ne? İhmerar te ihmerar tuma tum ihmerartum şeklinde çekip gideceksiniz. Ama şu da caiz. O ikinci, ikinci ra'yı ya'ya çevirmek, ibdal etmek yani ''ihmarayne'' ''ihmarayte'' ''ihmaraytuma'' ''ihmaraytum'' demek de caiz. Ya da iki ra'dan birini komple götürüp de söylemek caiz. Yani ''ihmarne'' ''ihmarte'' ''ihmartuma'' ''ihmartum'' ''ihmarti'' ''ihmartuma'' ''ihmartunne'' ''ihmartu'' ''ihmarne'' şeklinde hasfetmek de caiz. Gördüğümüz gibi demek ki mudafta bu tür değişiklikler de bulunabiliyor. E, bu genelde medreselerde bazen e, hocaların sorduğu sorulardan bir tanesidir İhmar ayı tüm çekimiyle Ç çekmenizi isterler böyle söylediklerinde genelde şöyle çekiliyor İhmar Ra İhmara İmar İhmarat İihmarate İihmarrar ne İhmara ile İihmar mı İihmar te İhmarate İihmarte i̇hmerray... yani daha doğru ha doğrusu İhmarrar Tuma ihmar ray tuma ihmar tuma. Şeklinde bakın tüm vecihleriyle söyleyebiliyorlar. Yani çekip 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 gelip misalen cem'i mühennesi çektiklerinde ihmarar ne şeklinde aslı üzere söylüyorlar. Bir de ikinci ra ya'ya kalbedip ihmaray ne diye söylüyorlar. Bir de o ikinci ra harfen komple atıp ihmar ne de diyebiliyorlar. Tüm vecihlerin caiz olduğunu bildirmek için. Vel hasılı kelam, vel kelam ifadeyi meram. Gördüğümüz gibi mudaf aynen ileride göreceğimiz üzere muhtellerdeki değişiklikler buna lahık olduğu için geldiği için mudaf mutelle ilhak edilmiş. Motel konusuna dahil edilmiştir. Sanki bir motel fiiliymiş gibi işliyoruz. Evet. Şimdi de idgama geçmiş olduk. İdgam zaten mudafın ayrılmaz parçasıdır. Bunu da inşallah bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. السلام عليكم هاي اللي